internet ortamında bir araya gelerek ilk defa Günnar'da düzenlenecek olan Kur'an-ı Kerim yarışmasına ve ziyafetine hoş geldiniz diyorum. Bugün Günnar çok önemli bir gün yaşıyor. Bugün Günnar tarihe altın harflerle düşülecek bir gün yaşıyor. Bugün Günnar gelecek nesillerine gururla, onurla anlatacağı bir gün yaşıyor. Bugün Günnar, biraz önce de söylediğim gibi, Türkiye genelinde internet ortamında tanışarak bir araya gelen gönül gözleri, en azından benim gibi bu fakirin gözlerinden daha keskin olan kardeşlerim arasında düzenlenen bir Kur'an-ı Kerim ziyafetini yaşıyor. Hamdolsun ki Rabbimize böyle bir organizasyonda az da olsa katkımızın olmasını sağladı, nasip etti. Şahsım ve Günnarlılar Allah'a ne kadar şükretse azdır. Biraz önce Mehmet Bey kardeşim dedi ki, işte 5 yıl önce biz bu işi başlatırken bu noktaya geleceğini ummuyordum, düşünmüyordum. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Kim içinde riya olmadan sadece ve sadece Allah rızasıyla yola çıkarsa, Allah benim gibi aciz ve cahil kulları o kula yardım etmek için görevlendirir ve onların önünü açar. Ne mutlu ki sizlere niyetiniz temizmiş ve sadece ve sadece Allah rızasıyla yola çıkmışsınız ve hamdolsun ki Rabbime sizleri böyle güzel bir organizasyonla şereflendirdi ve bizleri de aynı şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Yani biz bu kardeşlerimize birer sayfa okutacağız ve 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapacağız. Bu değerlendirmeye akıcılıktan 30 puan, tecvitten 30 puan, meharici huruftan tasih, talim ve tasih huruftan 30 puan vereceğiz. Eda ve Seda'dan da 10 puan şekliyle değerlendireceğiz. Kardeşlerimizin yapmış olduğu heyecandan dolayı, yapmış olduğu takılmalardan dolayı da istemeyerek olsa bir puan kırmış olacağız. Yalnız ikaz etmeyeceğiz. Çünkü orada bir heyecan var. O nedenle buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Mali. Projeye ev sahibi yaptık. Ben bu kursun öğrencisiydim. Daha sonra böyle bir yarışmaya ev sahibi yapmayı düşündük. Büyüklerimizle paylaştık projeyi. Aslında Mersin'de yapmak istemiştik. Ama Sakarya Kaymakamımız dedi ki, niye Mersin'de yapalım? Biz bu projeyi Günler'de yaparız. Günler bu işi yapar dedi. Kaymakamıma çok teşekkür ediyorum. İlçe müftüme misafir oldum. Kursa bir bölümüne evinden katıldım. Hakikaten kendisi çok heyecanlandı. Ben öyle hissettim. Ben de bir projede varım dedi. Sayın ilçe müftümüze de çok teşekkür ediyorum. Ve bu projeyi destekleyen ilçe milliyeti müdürüme, benim kurum amirime, aslında gelmeyi çok istiyordu. Bizleri Mersin'e götürmek istiyordu Muğdat Camii'ne. Ama çok önemli bir iş çıktı. Ama ben geçen gün Mersin'e gittiğimde beni onurlandırdı. Günler'i tanımamda bana büyük yardımcı oldu. İl Milli Eğitim Müdürüm Sayın Adem Koca'ya da teşekkür ediyorum. Maddeden göremeyip de manen Kur'an'ı görmek isteyen güzel insanlara güzel bir örnek olsun. Duanız bu. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Rabbimden duanız